Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeniyim. Sizlere bu videoda kızımı sütten nasıl kestiğimi anlatmak istiyorum. Neval Cennet 26 aylık olmak üzere ben onu tam 23,5 aylıkken sütten kestim. Yani 2 yaşına 15 gün kala memeyi bıraktırdım. Daha fazla dayanamadım. Zaten kriterim 2 yaştı ama o 15 gün geçmek bilmeyecekti. Çünkü Neval Cennet sürekli memede uyumak istiyordu. Gündüz uykusunda da aynı şekilde, gece uykusunda da aynı şekilde. Gündüz uykusunda bir yarım saat uyuyorsa sonra uyanıyordu ağlayarak ve meme istiyordu. Gece de aynı şekilde bazen sabaha kadar memede benimle beraber uyumak istiyordu. Bu durum artık benim hem günlük hayatımı aksatıyordu hem de tek göğüse emzirdiğim için sırtım artık, belim çok ağrımaya başlamıştı. Yine bir gün işte annemlerdeyken Neval Cennet öğle uykusunda 3 saat neredeyse memede benimle uyumak istedi. Her memeyi çektiğimde ağlamaya başladı. Ben dedim artık daha fazla olmayacak, bu böyle gitmeyecek. Hem onun hayatı aksıyor hem benim hayatım aksıyor. Akşamına bıraktırmaya karar verdim. Biraz ani oldu. Zaten gündüz emzirmelerini bırakmıştık. Ben bu arada pedagog değilim. Tabii ki fikir aldım. Pedagoglar var. Mesela ben Adem Güneş'in fikirlerini çok benimsiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Onun fikirlerinden yola çıkarak ben kendime bir yol haritası çiziyorum. Adem Güneş bu güvenli bağlanma kitabında şöyle anlatıyor. Kademe olarak azaltacaksınız. Sütten birden kesilmez çocuk diyor. Önce diyor gündüz emzirmelerini bitireceksiniz. Daha sonra geceyi azalta azalta gidip bir sabah bir akşam haline getireceksiniz. Sabaha bırakacaksınız. En sonunda akşamla veda edeceksiniz diyor. Ama Neval Cennet'te bu pek mümkün değildi. Gündüzü ben bıraktırdım. Onu da işte oyalayarak, ondan sonra sürekli atıştırmalıklar verdim. Sevgiyle ona unutturdum diyebilirim. Gündüzü tamamen bitirmiştik. Sadece uzun yol vesaire gidiyorsak arabada emmek istiyordu. O zaman veriyordum. Onun dışında gündüz emzirmesi yoktu. Gece de dediğim gibi birden kesmeye karar verdim. Çünkü Neval Cennet artık uykuyla emme arasında bir bağlantı çok net oluşturmuştu. Onsuz kesinlikle uykuya dalamıyordu. Hep uykuya dalmakta zorluk çeken bir bebekti. Memeyi bıraktı, hala uykuya dalmakta zorluk çekiyor. Yani huyu suyu değişmiyor. Emzirmeyi bıraktıktan sonra aynı şekilde devam ediyor. O yüzden ben dediğim gibi kademe olarak azaltmam pek mümkün değil. Yani şunu söyleyemezdim. Hadi kızım işte gece 2'de vereceğim şimdi değil desem, Neval Cennet gece 2'de emzirsem yine Neval Cennet emerek uyuyacaktı eminim ki. Yani o bağlantı hep olacaktı. Dediğim gibi benim bunu bıraktırmam lazımdı. Emerek uyuduğu için asıl zor olan aslında bu alışkanlığı bırakmak çocuklarda. Artık bir ihtiyacı yok. Sevgiyle yanında olacaksınız. Kesinlikle onun yanında her zaman olun. Çünkü mesela beraber uyuyorsanız yine beraber uyumaya devam edin. Uyumuyorsanız işte neyse rutininiz o şekilde devam edin ki o bir farklılık olduğunu hissetmesin memeden ayrılacağı zaman. Ben şöyle başladım. Akşam oldu, saat 7 civarıydı. Öncesinde Neval Cennet'e zaten biteceğini hep söylüyordum. İşte gündüz emzirmeleri bittikten sonra artık işte sen büyüdün, yavaş yavaş bitecek, sütün bitiyor, sen artık her şeyi yiyorsun gibi konuşmalar yapıyordum zaten. O günde Neval Cennet artık bitecek dedim. Bu akşam son dedim. Neval Cennet geldi, beni emdi. Saat 7 gibiydi. Uyumayacağını da biliyordum. Emdikten sonra gitti. Bitti kızım artık dedim. Anne bir kere daha dedi. Tamam gel dedim. Tekrar emdi. Tekrar gitti. Ama artık gece olunca annesi ona meme vermedi. O uyumak istediği zaman ben de bitti artık kızım sondu dedim. Ondan sonra tabii ki çok ağladı. Yani ağlamamız pek mümkün değildi. O ağladıkça annemle babam yanımdaydı. Eşim Adana'daydı, buradaydı. O da ertesi gün gelecekti. Ben annem babam destekçi olur diye erkenden başlamak istedim. Ki annem çok destekçi oldu gerçekten de. Kucağına aldı, Neval Cennet'i sakinleştirdi. Ama bir şey var. Annem ve babam, annem salça sürmem konusunda çok ısrarcı oldu. Babam da sürekli Neval Cennet olmuş, uf olmuş gibi şeyler çok sık söyledi. Neval Cennet'in biraz fazla kafası karıştı. Ve ben salça sürdüm ama Neval Cennet'e göstermedim. Çünkü annem çok ısrar etti artık. Tamam anne süreyim dedim. Neval Cennet'i evin içinde sürekli gezdirdim. Yani hemen uyutmaya çalışmadım. O yatakta hadi uyuması için başında beklemedim. Öyle olduğu zaman çok ağlıyordu çünkü. Ben de evin içinde gezdirdim. İstediği zaman yani uykusunun son raddesine gelmesini bekledim açıkçası. İlk gün kaçta uyumuş? Saat 10'da uyumuş. Bunları da not almıştım sizler için. Saat 10'da uyumuş, 12'de kalkmış. Yani orada 2 saatlik bir uyku yapmış. 12'den sonra 3'e kadar uyumamış. 3'ten de 6.30'a kadar uyumuş. Yani o 2 ile 3 arasında ben Neval Cennet'le oyun oynadım, yemek yedik, işte sürekli onu oyaladım diyebilirim. O esnada 3 saat boyunca ağlamıyor. Yani öyle bir korkunuz olmasın. Sadece uykuya geçeceği sırada meme istiyor ve ağlamaya başlıyor. Ve o 3 saatlik dilimde sürekli işte dediğim gibi babam işte uf olmuş, olmuş gibi şeyler söyleyince Neval Cennet bana gelip şunu söyledi. Anne benim memem değil dedi. Ben orada böyle başımdan aşağı bir kaynar sular döküldü. Dedim ki kızım senin memen değil, benim memem de değil. Bak çok güzel dedim. Hatta orada gösterdim Neval Cennet'e. Dedim seninki de çok güzel, benimki de çok güzel. Sadece sütüm bitti dedim. Neval Cennet de evet anne bitti dedi. Orada beni anladığını birazcık idrak ettiğini fark ettim. Ve anneme babama bunu güzel bir şekilde açıkladığım zaman onlar da zaten beni anladılar ve onlar da artık bitti demeye başladılar. Sonra bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Ben dedim ki ikinci gün sabahleyin acaba emzirsem mi Neval Cennet'i? İşte sabah akşama düşürebilir miyim acaba? Böyle dengeli gidebilir miyiz diye düşündüm. Annem de diyor ki hayır yapma bence bırakmışken bıraktır diyor. O esnada Neval Cennet geldi ve çok ağlıyordu hala. 6.30'da uyandıktan sonra tekrar emmek istedi beni. Ben de orada vermeye karar verdim, emzirmeye karar verdim. Dedim ki sabahleyin ve akşamleyin emziririm dedim. Yani uyumadığı sürece sıkıntı olmaz diye düşündüm. Neyse Neval Cennet emmek istedi, sonra baktı geri çekildi. Çünkü salça sürmüştüm ya akşamdan, onu yıkamıştım. Onun tuzlu tadı kalmış. Neval geri çekildi. Kızım tadı değişmiş galiba dedim. Bitmiş artık dedim. Evet anne dedi, gitti Neval Cennet. Orada o salça tat konusunda kesinlikle işe yaradı. Bunu önerebilirim. Yani görüntü olarak değil de çocuğu korkutacak bir şekilde değil de tadı değişmiş artık bitmiş süt gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Yani tuz tadı geliyor ya böyle çocuğun ağzına, salçanın o tuzlu tadı gelince çocuk ne yapıyor? Sütün tadını farklı algılıyor ve bir daha emmek istemiyor. Belki böyle bir yola başvurabilirsiniz. Bana o zaman mantıklı geldi çünkü. İkinci gün eşim geldi. Gündüz 1,5 saat uyumuş Neval Cennet. Eşim uyuttu Neval Cennet'i bu arada. Normalde eşim de kesinlikle uyumazdı. Ama dediğim gibi o gün farklı davranıyor çocukların. Ne yapacağı belli olmuyor. Her çocuk farklı bu arada. Sizinki böyle olacak diye bir şey değil. Sizin kendi tecrübenizi yaşayacaksınız. Akşamleyin de saat 10'da uyumuş. 11.30'da uyanmış. 1,5 saatlik bir uyku yapmış. Sonra 12'de tekrar uykuya geçmiş ve 5.30'a kadar yatmış. Güzel uyumuş. Ben ilk defa Neval Cennet'i böyle sabaha kadar uyuduğunu falan gördüm. İşte 12'de yatıp 5.30'da kalkması çok çok iyi. Yani ben orada 2-3 saatlik uykular anca uyuyabiliyorsam uyuyordum. Neval Cennet orada 5.5 saat uyku yapınca ben uykumu acayip bir şekilde almıştım. Galiba ilk günün yorgunluğunu çıkardı Neval Cennet ikinci gün ve üçüncü gün uyumadı diyebilirim. 12'de öğle uykusu yapmış. 1.30'da yattı. Sonra 2'de tekrar uyanmış. 3'e kadar yatmış. Gece de uyumak bilmemiş maalesef 3. gün. İlk hafta zaten böyle zorlu oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim size. Benim gibi işte hiçbir şey sürmeden ona böyle gösterip vesaire yapmadan bir şey yapmak istiyorsanız ne olursa olsun sürekli istiyordu Neval Cennet. Yani o tadı değişti, onu algıladı. Ondan sonra yine her uykuya geçmek istediğinde meme diye tutturuyordu. Bu 15 gün boyunca neredeyse uyku problemi yaşadık ama bir hafta 10 günü arada söylüyordum memeyi. Onun dışında memeyi söylememeye başlamıştı yani. Dediğim gibi ilk 3 gün zaten en zor geçiyor. İlk gün tabii ki zor olacak. Herkese de böyle olacak diye bir şey yok. Çok kolay bırakıyorlar. Hiç aramıyorlar bazı çocuklar. Dediğim gibi çocuktan çocuğa değişiyor. İnşallah sizin çocuğunuz böyle çarçabuk bırakır, hiç ağlamadan bırakır. Tabii ki temennimiz bu. Ama benim yaşadığım olay böyleydi. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Ne zaman sütten kesmeniz gerekiyor? Ne zaman memeyi bıraktırmanız gerekiyor? 2 yaşından sonra 2,5 yaşını geçmemesi gerekiyor. Çünkü güvenli bağlanma, güvenli ayrılma, eğer bunları benimsiyorsanız, bunlara göre hareket ediyorsanız 2,5 yaşına kadar zaten çocuğun memeden ayrılmış olması gerekiyor ve anne yanında yatmaya devam etmesi gerekiyor. Bu şekilde sizden yavaş yavaş kademeli olarak ayrılacaktır eminim ki. Dediğim gibi bunlara da belki önem veriyorsunuzdur. Sizlerle paylaşmak istedim. Videom bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olun. Çok sevinirim. Yorum yaparsanız, işte fikirleriniz varsa onları benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Beğeni butonuna basarsanız yine çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.